Merhabalar, SolidWorks eğitim setimize hoş geldiniz. Şimdi sizlerle dikili yüzey komutumuzu işleyeceğiz. Bunun için ilk olarak ön düzleme çizim açıp başlıyorum. Siz de benimle beraber aynı çizimleri yapabilirsiniz. İlk olarak çizgi komutumla bir dikdörtgen oluşturdum. Daha sonrasında ise 3 nokta ile yay ile yaylarımı koydum. İlk yayımı bıraktım. ESC tuşuyla çıktım. Şimdi size aynalama komutunu bir kere daha üstünden geçelim. Birbirine çapraz gelen köşelerime merkez çizgim ile merkezler oluşturup çizdiğim dikdörtgenimin merkezini bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonrasında ise evet, ortadan bir merkez çizgisini uyguluyorum. Objeleri aynı komutuma geliyorum. Aynalanacak objemi ve neyin etrafında aynalanacağını seçip onayımı veriyorum. Daha sonrasında ise objeleri Buda komutumla içeride kalan kısımları Budu'yu çizimimden çıkıyorum. Yüzeyler komutuma gelip düzensel yüzey komutumla çizdiğim çizimimi artık bir yüzey oluşturup onayımı veriyorum. Daha sonrasında ise kurallı yüzey komutuma gelip karşılıklı kenarlarımı seçiyorum. İstediğiniz uzunluğu burada verebilirsiniz. 50 mm'e girelim ve onay verelim. Dikili yüzey, yüzeyleri dikme işlemidir aslında. Dikilen yüzeyler kapalı bir hacim ifade ettiği zaman dikili bir yüzey oluştuğunu görebiliyoruz. Kalınlıklar komutumuzu da yapabilmek için yüzeylerimizin dikili olması şart. O yüzden bu iki komutu bakalım şimdi. Dikili yüzey. Menümde açılan sekmemde seçimler komutum çıktı. Burada dikilecek yüzeyleri seçmemi istiyor benden. Şekilde gördüğüm 3 yüzeyimi de seçip objeleri birleştir komutuma tıklıyorum ve onay veriyorum. Şekilden de gördüğünüz üzere siyah çizgilerim çıktı. Yani bunlar benim artık şeklimin birbirleriyle dikili olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yine ekranımın solunda açılan penceremde yüzey gövdeleri kısmına geldiğimde daha önceden 3 gövde olarak görünen seçeneklerim şu anda tek bir gövdeye indi. Çünkü yüzeylerimi diktim ve bütün yüzeylerimin artık tek bir şekilde görünmesini sağladım. Evet, dikili yüzey komutumuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.